Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Benim de başıma gelen 3 boyutlu yazıcı kullanan herkesin de başına gelebilecek bir arıza olan termistör arızasını nasıl giderebileceğinizle alakalı ufak bir video çekeceğim. En azından benim durumuma düşenler, benim gibi zorlanan arkadaşlarımız da bu durumdan faydalanıp, bu videodan faydalanıp kendi işlerini halledebilsinler. Bu arada ben bu 3 boyutlu yazıcıyı arkadaşlar toplama olarak aldım. Yani yapıldı. Gaziantep'te Hübo 3T firmasına yaptırdım. Yaklaşık iki buçuk yıldır kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten işçilikleri çok temiz. Instagram'dan bulabilirsiniz. Ayrıca Ümit Bey'e Hübo 3T'nin yetkililerinden birine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz ne zaman ama ne zaman ihtiyacınız olsa WhatsApp'tan yani bir telefon uzağınızda hiçbir zaman sorduğunuz soruları geri çevirmeyen çok nazik, çok iyi bir beyefendi. Yani ben yazıcıyı aldım aldığımdan beri çok memnunum. Ya bu hani çok üç boyutlu yazıcılarla içli dışlı biri değilim arkadaşlar açıkçası söyleyeyim. Fakat yani yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Arızalar veriyor bu üç boyutlu yazıcılar bizim diğer yazıcılarımız gibi değil maalesef. Ama yapıyorsunuz, tamir ediyorsunuz. Çok zor bir mantığı yok. Sadece size bu esnada destek verecek yetkililere sahip bir firmadan yazıcı alırsanız hiçbir sıkıntınız yaşamaz. Ben kendilerini Facebook üzerinden buldum. Bu yazıcı aslında okuluma ait. Yani okuluma aldım bir destekle beraber. Fakat şu an okullar kapalı olduğu için evde muhafaza ediyorum. Böyle bir arıza verdi. Termistör arızası verdiğinde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benim e, Extruder'ımın termistörü arıza verdi. Ve şurada gördüğünüz e, şu 27-28 olan değer eksi 14 göstermeye başladı. E, hiçbir şekilde anlamadım yani birden oldu yazıcı işlem yapmadı, ısınmadı. Yani korktum açıkçası söylemek gerekirse. Tabi aynı termistörden bu arada yatakta da var bir tane var. Aynı durum burası için de geçerli. Şu an ben kendi termistörümü değiştirme aşamasına geldim arkadaşlar. Termistör dediğimiz alette de aslında şu beyaz kablo. Gördüğünüz gibi şöyle. E, Fokuslarsa ucunda şöyle bir parça var bir metal. Bu arkadaşlar sıcaklığı ölçüyor ve sıcaklığın ideal olduğunu yazıcının çalışabileceğini aslında yazıcıyı anlatan parça. Benim eski termistörüm gördüğünüz gibi şu halde sökerken bir hayli zorladı beni. Sökülmenin de yani sökmenin de nasıl olduğu konusunda bir fikrim yoktu. E, YouTube'tan videolar aradım ama açıkçası çok da böyle kendime cevap alabileceğim bir video bulamadım. Sağolsun yine Ümit Bey'den destek aldım. Şöyle arkadaşlar göstereyim e, ee, şu kısımda şurada gördüğünüz şu iki tane delik var. Aşağıdaki delik arkadaşlar e, termistörümüzün ucunun takıldığı yer. Yukarıdaki vida yeri de şu vidayı takarak termistörümüzü sabitlediğimiz yani yerinden oynamaması için sabitlediğimiz vidası. O vidayı söktükten sonra arkadaşlar tabi yazıcı da çalışmadığı için e, termistör sökülmüyor. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünürken sağ olsunlar yine bana bir yardımcı olduğu Hübo 3D firması arkadaşlar. Çakmakla o bölgeyi ısıtırsam termistörün kolayca çıkacağını söylediler. Çakmakla çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi kablo bağlantısının bir yerinden eski termistörümü kestim. Yenisini arkadaşlar hemen birbirine ekledim. Şu an bunu bu kanaldan geçirip tekrar yerine sabitleyeceğim. Zaten bağlantıyı yaptığım anda gördüğünüz gibi sıcaklık göstergeleri normale döndü. Şu an ortam sıcaklığı 27 derece. Yani böyle çok zor bir e, aşaması yok aslında. Sadece öndeki fanı ve birkaç tane aparatı sökmeniz gerekiyor. Yani 10-15 dakikam aldı. E, yine firmanın bana tavsiyesi olarak demişlerdi ki hani hocam lehimlerseniz e, sizin için daha iyi olur. Ben de lehimledim. Üzerine de elektrik bandıyla sardıktan sonra tekrardan yatağına yerleştirip yukarıdan bağlantılarını yaparak bu işi bitirmeye çalışacağım. Okulda öğrencilerimizle kullanıyoruz iki yıldır, iki buçuk yıldır. Sürekli her gün baskı alıyoruz öğrencilerin yaptığı çizimleri. Yani böyle kısa yoldan, kısa bir şekilde bu sorunu çözdüğüm için de çok mutlu oldum. Bu arada termistörümü de arkadaşlar N11'den aldım. Çok pahalı bir şey değil. Yani bayağı uzunca bir kablo ile birlikte gönderiyorlar ama 9.90 yani 10 TL civarında bir para. Hiçbir şey değil bence. Yani bu yazıcının yaptığı işlevin yanında 10 TL'nin değeri ölçülmez. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorunuz olursa bana her yerden ulaşabilirsiniz.